Merhaba. Şimdi otomasyonumuzun güncelleme ekranını tasarlayacağız. Bunun için Unicredit ekranındaki tasarımla ilgili değişkenlerimi, nesnelerimi alıyorum ve güncelle formuna direkt yapıştırıyorum. Yapıştırdıktan sonra şunları tıkladığında zaten kodlar gelmemiş oluyor fark ederseniz. Tasarımda çok fazla uğraşmadan direkt güncelleme ekranına dönebilelim diye böyle yaptım. Şimdi dilerseniz öncelikle nereden başlayalım? Dizayn kısmımızdan ziyade hemen bir bakıyorum. Öncelikle şu formumuzu yine oluşturalım. Hani neler vardı? Bizim formla adımız yüklendiğinde listemiz gelecekti mesela yine. Yine aynı şekilde formumuzun çıkış butonuna tıkladığımızda çıkış işlemini gerçekleştirecek. Dilerseniz onları yine şu şekilde diğer projemizden alarak ilerleyeyim. Yine kütüphanelerimi ekliyorum. Presentation layer. Neler kullanacağız? Evet, yere oturan şu kopya çekelim. Hepsi aynı mantık olduğu için hemen bir kaydım ekranda. Şunları da alacağız. Detayla ilgili işlemlerimi yapacak mıyım? Evet. Herhalde yıkamış olduk. Şimdi ne yapalım? Class'ın içerisindeyim. Private diyorum. TRL kullanıcılar diğerlerden yine her zamanki bir değişken oluşturuyorum. Tabii şunu nasıl yapayım? TRL kullanıcılar diğerler şeklinde oluşturuyorum. Geliyorum Initialize'ın hemen altında, Construction'ın altında TRL kullanıcılar diğerlerden bir nesne oluşturuyorum. Ardından listeli ile ilgili bizim kodumuz vardı. Hemen şuradan alıyorum. Benzer mantık çalışacağız. Bakıyorum bir değiştirilecek yer var mı? Grid ismi zaten aynı. Ardından bir de data grid click olayı olacak. Hemen şuradan click eventini aktifleştiriyorum. Onun da hemen kodlarını hazır bir şekilde alıyorum. Tekrar yazmamız için aynı text box var, aynı data grid yer alacak. Bir bakayım şurada isimlere. TXT güncelleme TXT. Şuradan yanlışlıkla şunu oluşturduk, hemen kaldıralım. Buradaki isimlerde TXT TXT isim soy isim şeklinde düzenlemeyi yaptım. Burada başka düzenleme yok gibi. Buton kaydet değil, bunu buton güncelle yapalım. Sonrasında da ismini değiştirelim hemen kodumuzu yazmadan. Şuradan pardon, şuradan click eventini kaldırdım. Geldim. Özellik kısmına. Buton kaydettiğinde bu buton güncelli olsun. Buton ana menü. Güncelliğe gelelim. Hatta güncellenin simgesi değişecek mi diye hemen ona da bakayım.
Onunla ilgili bir simgimiz var mı? Var. Onu da değiştirelim. Elimiz değişken. Mesh ya da background'dan yapabilirsiniz. Şuradan background'dan yapalım. Edit profile. Sketch olarak geldi zaten. Şimdi click event'ini çalıştırabiliriz. Evet, buton güncelleme click. Ne demiştik? Öncelikle pojoları hareketlendirmem lazım. O yüzden kullanıcılar diye bir değişken oluşturuyorum proje sınıfında. Sonrasında kullanıcılara bu işlemleri aktaracağız. Nasıl aktaracağız? BLL katmanını kullanarak. BLL kodunu birazdan yazacağım. Ya şu mesaj box'ları oluşturayım gelmişken. Ne diyelim? Güncelleme işlemi tamam. Varmıştır. Hemen ardından da güncellemeyi yaptıktan sonra listedeki listeleme güncellemeyi yapsın. Yukarıdaki bizim metodumuzu çağırsın. Başka da bunun diğer kodlarını birazdan yazacağız dedik. O zaman direkt DAO katmanıma geçebilirim. Bunu şimdilik kaydettim. Hemen DAO katmanıma gireyim. DAO katmanıma geldim. Public diyorum. Yine bu ifadesini kullanacağım. Update kullanıcı metot ismini veriyorum. Yine burada ben aynı ifadeleri kullanacağım. Hemen şu yukarıdan alıyorum. Yine aynı şekilde parametreleri toplayarak geleceğim. Update işlemi yapacağım için yine ID'yi, TC kimliği, kullanıcı adı, şifre, ad, soyad ve birim ID'lerini yukarıdan çekmiş oldum. Ben return listeyi birazdan yazacağım onu. O yüzden bağırıyor. Şimdi sorgumuzu yazalım. Update sorgumuzu. String sorgu. String'in formatını belirliyorum. Ne yapıyorum? Tırnak arasında. Update. TBL kullanıcılar. Hemen şuradan tablo isimlerine bir bakıyorum. Yanlışlık yapmamak için veri tabanında bağlanmış olsun. Geldi. TBL kullanıcılar geldi. Şöyle çekip isimleri daraltıyorum. Hatta şunu sabitleyelim. Şu şekilde. Ne yapıyordum? Update TBL kullanıcılar. Set ediyorum. Kullanıcı adı et. Kullanıcı adı. Alt satıra iniyorum. TC kimlik. Evet. TC kimlik. Şifre kullanıma yine. Evet. Şifre şeklinde giriyorum. Ad alanıma et ad. Soyad alanıma et soyad. Birim ID alanına da yine birim ID olacak şekilde değerlerime giriyorum. Ardından ne kaldı? Bu bir update cümlesi olacağı için bir ver kullanıcı ID'sini kullanarak bir güncelleme yapacağım. Bunun için de şöyle bir tek tırnak ifadesi kullanıyorum içeride. Ardından ne yapıyorum? Kullanıcı ID'yi alıyorum kullanıcıdan. Yine artı operatörüyle bu cümleleri birleştiriyorum. İnce bir tırnak bırakarak. Artık
Şurada eskiden sorduğum hazır return kısmında nedir? Bağlantı execute update query diyeceğim. Ardından da sorgumu ve de SQL parametrelerimi göndereceğim. Şimdi SQL parametremi şurada hemen oluşturalım. SQL parameter sınıfında bir dizi halinde çalışacağım. SQL parameters değişken ismini kullanaraktan yine kaç tane değer göndereceğim. Zaten kullanıcı ID'yi direkt gönderiyordum sorgumda. 6 değer göndereceğim. Kısmı önceki videolarda olduğu gibi hemen aldım. Nedir? Şifre gelecek. Sıfırıncı kısma veya bunu TC kimliği de üstü alabiliriz. Şu sırayla gidecek olursak kullanıcı adı olacak. Kullanıcı adı TC kimlik. Ardından şifre, ad, soyad ve birim ID olacak şekilde. Hemen şu parametrelerimi değiştiriyorum. Üç, dört ve beş olacak şekilde. Ardından şurada SQL parameters değişkenimde update'e göndermiş oluyor. Şimdi bir DLL katmanını oluşturalım. Evet, data access'e ulaştım ama bana bir DLL katmanı da lazım. Bununla ilgili kod yazalım bakalım. Yani şurada yeni bir metot açıyoruz. Public ne türünde olacak? Ben Pojo sınıflarımı kullanacağım. Buradan get setleri çağırabilmem için güncelleme kullanıcı ismini veriyorum. Yine metot isimlerini belirliyorum. Hemen şuradan yine aynı şekilde parametrelerimi alıyorum. Diğer katmanına gönderiyorum. Şu şekilde daha dikkatli yapalım. Hepsinin bir arada gözükebileceği. Bir de nedir bizim return'ümüz var. Return'ı kimi göndereceğim? Ben Poja sınıfından oluşturduğum değişkenimi gönderiyorum. Kullanıcı ne diyelim, güncelle gibi bir isim gönderiyorum. Projemi hareketlendiriyorum. Data table kullanıyorum. Bana bir değişken ismi önerdi. Onu kabul ettim. Data table'ımı aktifleştirdim. Şimdi yukarıda oluşturduğum DAO sınıfına ne yapıyorum? Metoduna değişkenlerimi göndereceğim. Hangi değişkenlerimi göndereceğim? Şu yukarıdan gelen kullanıcı ID, TC kimlik, kullanıcı adı, ardından şifre, ad, soyad ve birim ID olacak şekilde değerlerimi gönderdim. Tamam. Bunları gönderdim. Şimdi for each'imi de oluşturalım. For each'te de ne yapacaktım? Artık ben kullanıcıdan aldığım verileri metotlara gönderirken karşılığının ne olduğunu belirteceğim. Yine önceki projeden hemen kopyalıyorum. Benzer mantıkta olduğu için nedir? Tamamen data table'larda bir data row oluşturacağım şurada. Bunda DR ismini veriyorum. Data table'dan kimi çekeceğim? Data table'dan tüm kayıtları alacağım. Pardon, yukarıdaki değişkenini kullanacağım. Tüm kayıtları şöyle çekiyorum. Burada kullanıcı güncelle diye bir nesnem oluşturmuştum. Onu çektim.
Şimdi return'e de artık kimi gönderiyorum? Kullanıcı güncelliği gönderiyorum. Hocalara tamamen verileri yükledim ve gönderme işlemlerini gerçekleştirdim. Şimdi ana formdan ana menüye geliyorum. Güncelliği çağırabilmek için şurada kullanıcı güncelliği çıktık. Hangi ekranı çağıracağımı, hangi sınıfı çağıracağımı ben burada belirliyorum. Kullanıcı güncelleme diyorum. Kullanıcı güncelleme diyerekten hemen kullanıcı güncelliği show yapıyorum ve is komutuyla diğer formumu kapatıyorum. Çalıştıralım. Bakalım gelecek mi? Kullanıcı girişini yaptım. Kullanıcı güncelle diyorum. Güncelleme ekranım geldi. Şimdi listelemeleri yüklemiştik. Onlara bir bakalım. Gelmedi. Ana forma dönüyor. Tamam. Hemen ona bakalım. Load kısmını sanırım yapmadım, değil mi? Evet, load kısmında listeleyi yüklemedik. Hemen event'e gelelim, formumuzun üstündeyken. Event'e geldim, load kısmı çıktık diyorum. Ne diyeceğim? Listeleme metodumu çağıracağım. Listeleme metodumu çağırdım. Çalıştıralım. Kullanıcı girişi güncelle. Evet, tüm veriler gelmiş oldu. Şimdi bir kayıt seçelim. Bunun üzerinde bakalım güncelleme yapacak mı yapmayacak mı, bunu kontrol edelim. Diyelim ki 7 numaralı kaydı ne yapalım şu şekilde. Değerler girelim. 7 bir kullanıcı, şifre, isim, 7. kullanıcı, departmanla da 7 diyelim. Editliyorum. Arkadaki değişime dikkat edelim bakalım. Yaşadık. Evet, sıkıntı yaşadık çünkü şurada kodumuzu kapamıştık. Onu aktifleştireceğiz. Kullanıcılara DLL katmanını bağlamadık. Onu hemen yönlendirelim. DLL'den kim diyeceğim? Güncelleme kullanıcı diyorum. Text box'larımı buradan göndereceğim. Hemen bunu da nereden alalım? Yeni kaydım. DLL katmanındaki şu text'i kısımdan alıyorum. Ve gönderiyorum. Tekrar bir deneyelim. Kullanıcı girişi. Güncelleme. 7 numaralı kaydı aldım. Görüyoruz bir şekilde. Yine gelmedi. Bir yerde yine atladığımız bir yer var. Hemen bakalım. Görevimize bakalım. Kullanıcı ID, password, birim ID var. Şurada bir boşluğum yok. Kameram onu gördü. Her kullanıcı ID tırnaklarım. Diğerleri tamam. Tekrar bir deneyelim.
kullanıcı güncelliği. Geldim 7. kaydıma. Kullanıcı. Diyelim şifresi yapıştırıcı. Şifre yeni kullanıcı. Kapatmam da 7. Bakalım 7. kayıt tamamen full değişecek mi? Doğru, 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 doğru ve doğru olacak şekilde geldi. Sadece bir alan değiştirelim mesela. 3. kaydın şifresini 1, 2, 3, 4, 5, 6 yapalım. Güncelle diyelim. Şifre değişmiş oldu. Kullanıcı adını da değiştirelim. Mesela QWERTY olduğu şekilde 3. kaydan güncel edelim. Bu da güncellenmiş oldu. Evet, artık yeni kayıt güncelle yaptıktan sonra artık sil durumuna geçebiliriz. Ondan sonra da listelime formunu tasarlayıp projemizi bitirebiliriz.